Hazırladığımız bu paftayı çizimde nasıl kullanacağımıza bakalım. Artık proje görüntüleyicisinde yer alan her çizimi sürükle bırakla pafta içerisine almamız mümkün. Buradan zemin katı seçip sürüklediğimizde direkt paftanın içerisine ismi, ölçeği ve numarasıyla geldiğini görüyoruz. Yine kesitlerimizi alalım. Yerleştirirken yine birbirleriyle hizalı bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Aldığımız render görüntüsünü yerleştirelim. Yine burada ismiyle geliyor. Burada yaptığımız herhangi bir değişiklik onayladığımızda yine burada da paftamıza otomatik olarak yansıyacaktır. Daha önceden aldığımız metrajlarımız vardı. Yine onları yerleştirelim. Bunların yine görüntüleriyle burada oynamamız mümkün. Bir görünüşümüzü yerleştirelim. Örneğin kesitlerimizi pafta içerisine yerleştirdiğimizde, artık plana gittiğimizde bu ikonların içlerinin artık boş olmadığı, hangi paftada kaç numaralı çizim olarak yer aldıklarını görebiliyoruz. Yine bu çizimlere ulaşmak için her seferinde buradan görüntülerini bulmak durumunda değiliz. Pafta içerisinde yer alan her görüntü buradaki başlık altında da sıralanmaktadır. Artık kesite gitmek istediğimizde direkt buradan seçerek gidebilir veya üstüne gelip Activate the View ile direkt pafta üzerinden de işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Artık çizimlerimiz bir bütünlük içerisinde. Yaptığımız herhangi bir değişiklik, planda yaptığımız değişiklik veya kesitte yaptığımız bir değişiklik her görüntüye otomatik olarak yansıyacaktır.